Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 10. dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde bölme konusunu işlemiştik. Şimdi ise konuyla ilgili iki testimizin çözümlerini yapacağız birlikte. Sayfa 40-41'deki soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız test 19'un sorularını çözmekle başlıyorum. A, B, C doğal sayılardır olduğuna göre a sayısının en küçük değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar a sayısı b'ye ve c'ye bağlı bir sayı. O zaman b ve c'nin alabileceği en küçük değeri bulursam a'nın alabileceği en küçük değere ulaşacağım. Peki b ve c en küçük hangi değerleri alabilir? Arkadaşlar c burada bölendir. Bölen kalandan büyük olmalıdır. Dolayısıyla c'nin alabileceği en küçük değer 5'tir. Böyle olunca B'nin alabileceği en küçük değer 5 çarpı 5 artı 4'ten 29 olur. Şimdi B yerine 29 yazalım ve A'yı bulalım. A eşittir 5 çarpı 29 artı 3'ten 148 olur arkadaşlar. A B A B C 5 basamaklı sayısı A B 2 basamaklı sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı en çok kaç olabilir? Gelin bunu basitleştirelim. Bölme konusunu anlatırken de yapmıştım arkadaşlar. Aynı şekilde çözeceğim. Verilen sayıyı A B cinsinden çözümleyeceğim. Önce buradaki A B'yi yazıyorum. Buradaki A B'den sonra 3 basamak var. Dolayısıyla 3 tane 0 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ortadaki A yazıyorum. Ortadaki AB'den sonra bir basamak var. Dolayısıyla bir tane sıfır ekliyorum. Artı C. Bu şekilde çözümledik bunu. Şimdi arkadaşlar bunu AB'ye bölüyoruz. Buradaki sayıyı elde etmeye çalışacağız. Dolayısıyla AB'yi 1000 ile çarpmalıyım. Çarptığımda arkadaşlar AB sıfır 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 gelmektedir. Çıkartıyorum bunlar gitti. AB 0 artı C oldu. Şimdi arada artı var ya. Dolayısıyla buraya artı yazıyorum. Arkadaşlar AB sıfırı elde edeceğiz. Bunun için AB'yi 10 ile çarpmalıyım. AB 0 oldu. Çıkardım C kaldı. Şimdi bölüm ve kalanın toplamı en çok kaç olabilir demiş. Arkadaşlar bölüm burada 1010'dur. Kalanımız C'dir. C ise bir rakamdır. O zaman C'nin alabileceği en büyük değer 9 olur. Böylelikle bu toplamın alabileceği en büyük değer 1019 olur arkadaşlar. ABC 0 4 basamaklı doğal sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre kaç farklı x 2 basamaklı doğal sayısı vardır? Şimdi neler biliyoruz arkadaşlar? x 2 basamaklı bir sayı olduğunu. x y bir kalandır. Bölenden küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi burada herhangi bir sayı var. Herhangi bir sayı ile 16'yı çarptığımda 16 çift diye arkadaşlar sonuç ne olacaktır? Çift olacaktır. ABC 0 da birler basamağı 0 olmasından dolayı çifttir. Çiftten çifti çıkardığımızda sonuç çift olur. Demek ki X'ye 2 basamaklı çift sayıymış. Peki 16'dan küçük çift olan iki basamaklı sayılarımız nelerdir? 10, 12, 14'tür. Yani toplamda 3 tanedir arkadaşlar. Yandaki bölme işleminde a ve x birer doğal sayı olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi kalanımız burada x küp arkadaşlar. x küp bölenden küçük olmalıdır. Burada x'in alabileceği en büyük değeri bulalım ki oradan da a'nın alabileceği en büyük değere ulaşabilelim. O zaman arkadaşlar biz x'e 4 dersek 4'ün küpü 64 olur ve 64 67'den küçük olur. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer 4'tür. Böyle olunca ifademizi düzenleyelim. 67 4 yazdığımızda 6 sonra burada 64 var. A eşittir 6 çarpı 67 artı 64. Bakın 6 kere 7 42 sonu 2. 4'le topladığım zaman sonu 6 olacak. Sonu 6 olan 3 tane şık var. O zaman mecburen çarpacağız. 6 kere 7 42. 6 kere 6 36. 402. 64 ile topladığımız zaman cevabımız 466 olur. A ve B doğal sayılardır. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle kalana odaklanalım. Burada kalanımız 0'dan büyük eşit olmalı. Aynı zamanda b eksi 3'ten küçük olmalıdır. Şu iki ifadeyi çözersek b küçük eşit 9 olur. Bu iki ifadeyi çözdüğümde 9 eksi b küçük b -3. eksi 3. Eksi 3'ü buraya artı 3 olarak geçiriyoruz. Eksi b'yi buraya artı b olarak geçiriyoruz. 12 küçük 2b her tarafı 2'ye böldüğümde 6 küçük b oldu. Bakın arkadaşlar şimdi bu iki ifadeyi Birleştiriyoruz. Birleştirdiğimizde B 9'dan küçük eşit ama 6'dan büyük. Burada B'nin alabileceği 7, 8, 9 sayıları vardır. Doğal sayı olduğuna göre 7, 8, 9 alabilir. Şimdi A'yı bulmaya çalışalım arkadaşlar. A burada 5 çarpı B-3 artı 9-B'dir. 5B'den 1B çıkardığımda 4B olur. Eksi 15 artı 9'dan eksi 6 olur. Şimdi ben burada B'ye 7 veriyorum. O zaman A sayımız 4 çarpı 7 eksi 6'dır. 28'den 6 çıkardığımda 22 olur. B'ye 8 veriyorum. 4 çarpı 8 eksi 6 olur. 4 kere 8 32. 6 çıkardığımızda 26 olur. Ve B'ye 9 veriyorum. O zaman da 4 çarpı 9 eksi 6. 36'dan 6 çıkardığımızda 30 olur. A'nın alabileceği değerler toplamı burada 78 olur. Bir doğal sayının 5 ile bölümünden elde edilen farklı kalanların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi 5'e tam bölünürse kalan 0 olur değil mi arkadaşlar? Kalan 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Kalan 5 olabilir mi? Olamaz. Zaten öyle bir durum varsa kalan sıfırdır. 5'ten küçük doğal sayılardır arkadaşlar. 5 ile bölümünden olan kalanlar. Evet bize ne demiş? Farklı kalanların topluma aşağıdakilerden hangisi olamaz? 7'yi elde edebilirim. 4 artı 3'ten 7 olur. 8'i elde edebilirim. 1 artı 3 artı 4'ten 8 olur. 9 olabilir mi? Evet 2 artı 3 artı 4'ten 9 olur. 10 olabilir mi? Arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten toplamı 10 olur. Zaten hepsinin toplamı 10'dur. 11 asla olamıyor arkadaşlar. Cevabımız A'dır. A bir pozitif tam sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre A sayısının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 2B burada doğal sayı. 4B doğal sayı. 6B doğal sayı. Ama B için bir şey demiş mi? Dememiş. Biz burada B'yi rasyonel düşünebiliriz. Nasıl? 2, 4 ve 6'yı bölen bir sayı olmalıdır. Yani kısacası 2, 4, 6'nın o bebi olmalıdır. O da nedir? 2'dir. O zaman biz burada B'ye 1 bölü 2 dersek arkadaşlar... Bakın ne oluyor? 6 çarpı 1 bölü 2, 3... 4 çarpı 1 bölü 2, 2, 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olur. Ve A'nın alabileceği en küçük değer burada 2 çarpı 3 artı 1'den 7 olur arkadaşlar. Gelelim 20. testimize. Toplamı aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünemez demiş. Arkadaşlar verilen sayıların en küçüğü 16 faktöriyel. Dolayısıyla hepsini 16 faktoriyel ile benzetip ortak paranteze alacağız. Yazalım o zaman. 16 faktöriyel artı 17 çarpı 16 faktöriyel artı 18 çarpı 17 çarpı 16 faktöriyeldir. 16 faktöriyel parantezini alıyorum. Burada çarpı 1 var. Dolayısıyla 1 artı 17 artı 18 çarpı 17 olur. Arkadaşlar burası 18'dir. 1 tane 18 ile 17 tane 18'i topladığımızda ne olacaktır? 18 çarpı 18 olacaktır. Ya da şöyle düşünebilirsin. Burada da 18 ortak parantezin alırsan 1 artı 17 olur. 18 çarpı 18 gelir. Toplamımız 16 faktöriyel çarpı 18 çarpı 18'miş arkadaşlar. Şimdi 39'a bakalım. 39'un çarpanları 3 ve 13'tür. Burada 3 çarpanı var. 13 çarpanı da 16 faktöriyelin içinde var. Dolayısıyla toplamı 39'a tam bölünür. 44'e bakalım. 4 çarpı 11'den oluşmaktadır. 4 çarpanı 16 faktörün içinde var. 11 çarpanı da 16 faktörün içinde var. Dolayısıyla toplamı 44'e tam bölünür. 49 için 2 tane 7 çarpanına ihtiyacımız var. Arkadaşlar 16 faktörün içinde 14 ve 7 çarpanları vardır. 7'de bir tane 7, 14'te bir tane daha 7 var. Yani 16 faktörün içinde 2 tane 7 çarpını var mı? Var. O zaman toplamı 49'a tam bölünür. 51'e bakalım. Arkadaşlar 51 burada 17 çarpı 3 demektir. 3 çarpanı zaten var. 17 çarpanı 16 faktörelin içinde yok. Dolayısıyla toplamı 51'e tam bölünmez. Cevap denizi. Diğerini de kontrol edelim arkadaşlar. 69 demiş. 69'u 3'e böldüğümde 23 olur. 69'a da tam bölünemiyor. 2 tane cevabımız var arkadaşlar. Çünkü 23 çarpanı burada mevcut değil. Dolayısıyla toplamı 69'a bölünemez. A doğal sayısının 6 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre sayının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar A yerine kalan 3'ü yazacağız. O zaman 3 eksi 4'ün karesi çarpı 3 artı 5'in küp olur. Buradan eksi 1 gelir. Eksi 1'in karesi oldu. Burada da 8'in küp oldu. Zaten eksi 1'in karesi 1'dir. 1 ile 8'in küpünü çarptığımda da ne gelecektir? 8'in küpü. Arkadaşlar 8 6'dan büyük. 8'in 6 ile bölümden kalan kaçtır? 2'dir. 8 gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin küpü. 2'nin küpü 8'dir ve 8'in de 6 ile bölümünden kalan 2'dir. A, B, C doğal sayılardır. B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Bu soruyu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 37'nin A ile bölümünden kalan 1 ise demek ki 37'nin 1 eksiği 36'dır. 36'nın a ile bölümünden kalan 0'dır. 65'in a ile bölümünden kalan 2 ise 65'ten 2 çıkardığımızda 63 olur. 63'ün a ile bölümünden kalan 0 olur arkadaşlar. Burada A'nın alabileceği en büyük değeri yazdığımızda B ve C'nin toplamının alabileceği en küçük değeri ulaşmış oluruz. Peki A burada en büyük neye eşittir? 36 ile 63'ün en büyük ortak bölenine bakacağız. Yani o bakacağız arkadaşlar. Burada 4 çarpı 9'dur. Burası da 7 çarpı 9'dur. Yani alabileceği en büyük değer A için 9 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 4 kere 9 36 1 oldu. 7 kere 9 63 2 oldu. B'nin alabileceği en küçük değer 4. C'nin alabileceği en küçük değer 7 olmak üzere bu toplam 11 olur arkadaşlar. Peki başka yoldan yapmak isteseydik nasıl yapardık? Biliyorsunuz bölme konusunu işlerken hani böyle bölenler aynıysa toplayıp çıkartıp çarpabiliyorduk arkadaşlar. Biz burada B artı C'ye ulaşacaksak olaya şöyle yaklaşmalıydık. Diğer yoldan da çözmüş olalım. Şimdi B artı C'yi istiyorum. O yüzden 37 ile 65'i toplayacağım. 37 artı 65 bölen A. Buraya B artı C diyorum. Topladığım için buraya da artı koyuyorum arkadaşlar. Sonra 1 artı 2 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burası bize 102'yi veriyor. Burası B artı C. Kalan 3. Şimdi 102'den 3'ü çıkartırsa ne olur? 99. Demek ki 99 A'ya tam bölünüyor. Ve buradan şu sonuca çıkarız, çıkarırız. Bakın arkadaşlar 99'un çarpanları 3, 9 ve 11'dir. B artı C'nin en küçük olmasını istiyorsam A burada en büyük olmalıdır. O yüzden ben de diyorum ki A bir de aynı zamanda 37'den küçük, 65'ten küçük olmalı. Buna da dikkat edelim. O zaman madem 37'den küçük alabileceği en büyük değer 3 çarpı 11'den 33 diye düşünebilirsiniz. O zaman biz buraya 33 dersek bakın kalan 4 olur sağlamaz. Demek ki A'ya 33 diyemiyorum. Peki başka ne diyebilirim? 33'ten sonraki kısmına yani önceki kısmına bakacağım. 33'ten küçük olan kısmına 11 diyebilirim. Eğer ben A'ya 11 verirsem arkadaşlar o zaman bakın B artı C 9 oluyor. Ama A'ya 11 verdiğimde 3 kere var 33 kalan 4 oluyor. Yine sağlamıyor. Peki Böyle düşündüğümüzde en son geriye ne kalıyor arkadaşlar? A'ya 9 vermek kalıyor. Yani bu çarpanların en büyüğünü vermeye çalışıyorum buraya. A'ya 9 verdiğimde burası 11 oluyor. 9 verdiğimde bakın sağlıyor arkadaşlar. 4 artı 7 11'dir. B artı C 11 oluyor. Tabii ki ben bu yolu şimdilik tavsiye etmiyorum. En başta nasıl çözdüysek o şekilde çözün çözüme kısa yoldan daha kolay bir şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. Olduğuna göre A çarpı B sayısının 14 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bölenler eşit değil. Ama ne yazabiliriz? Mesela şuraya x buraya y dersek A sayısı 56x artı 30'dur. A sayısının 14 ile bölümünden kalanını bulacağız. 56 14'ün katı olduğu için 56 x 14'e tam bölünür. 30 ise 14'e bölündüğünde kalan 2'yi verir. Demek ki A sayısının 14 ile bölümünden kalan 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi B'yi yazalım. B burada 70 y artı 23'tür. 70 y 14'e tam bölünür. Sıkıntı yok. 23 ise... 14'e bölündüğünde bize 9 kalanını verir. B sayısının 14 ile bölümünden kalan 9'muş. 2 kere 9 18. 18'in 14 ile bölümünden kalan 4 olur arkadaşlar. A, B, X pozitif tam sayılardır. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A-B sayısının en küçük değeri kaçtır? Şimdi e, isterseniz yazabiliriz. İsterseniz özelliğimizi kullanabiliriz. İster şöyle yapalım. Birinci yol diyelim. A eksi B'yi oluşturacağız. Arkadaşlar A burada 23 çarpı x artı 5 artı 13'tür. Yani 23x artı 5 kürü 3 15 115 ile 13'ü topladığımız zaman 128 olur. B sayısı ise 23x artı K'dır. Ve buradan a eksi b'yi bulmak istediğimizde 23x artı 128 eksi 23x artı k diyoruz. Bakın bunlar gitti. 128 eksi k oldu. En küçük değerine ulaşacağız. Buranın en küçük olmasını istiyorsak k'nın alabileceği en büyük değeri bulmalıyız. Peki k burada nedir arkadaşlar? 23'ten küçüktür. Alabileceği en büyük değer 22'dir. 128'den 22'yi çıkardığımızda cevap 106 olur arkadaşlar. Bu bizim birinci yolumuz. Peki ikinci yol nedir? Burada bölenler aynı. Dolayısıyla a eksi b diyorum bölü 23. Buraya da 13 eksi k diyorum arkadaşlar. x artı 5 eksi x diyorum. x artı 5 eksi x ise bize neyi verir? 5'i verir. Dikkat ettiyseniz a eksi b nedir arkadaşlar? 5 çarpı 23 artı 13 eksi k'dır. Az önce k'nın alabileceği en büyük değere 22 demiştik. Şimdi burada onu nasıl kullanıyoruz? Bakın 5 çarpı 23, 5 3, 15, 115'tir artı 13 oldu. Ben burada a eksi b'nin en küçük değerine ulaşmak istediğim için k'nın alabileceği en büyük değeri bulmalıyım demiştim. O yüzden eksi 22 diyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi? Eksi 9. 115'ten 9'u çıkardığımızda cevap 106 geldi. Artık hangisini kullanmak istiyorsanız tercih tamamen sizin. Ama bunu kullanırken bu özelliği de lütfen unutmayalım. ABC 3 basamaklı sayısının AB 2 basamaklı sayısına bölümünden elde edilen kalan en çok kaç olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar Şöyle düşünün. ABC sayısını AB cinsinden çözümleyelim. Buradaki AB sayısından sonra bir basamak var. O yüzden 1 0 diyorum. Artı C AB'ye bölüyorum. AB 0 elde edeceğim. O yüzden AB'yi 10 ile çarpıyorum. AB 0 gitti. Kalan C oldu. Gerçi böyle yapmaya gerek yok. Direkt biz kalana C diyebilirdik. Tamam. O zaman C burada bir basamaklı bir sayı mı? Evet. Bir basamaklı bir sayı en fazla nedir arkadaşlar? 9'dur. Kalan en çok 9 olmalıdır. Evet gelelim son sorumuza. A ve B doğal sayılardır. A kare eksi B kare sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 5 var. Yani bölenler aynı. O zaman özelliğimizi kullanacağız. Burada A artı B çarpı A eksi B diyeceğiz. Bölü 5. Kalanları da çarpıyoruz. Kalanları çarptığım zaman ne geldi? 6. 6 5'ten büyük mü? Evet. O zaman ne yapıyorduk? 6'nın 5 ile bölümünden kalana bakıyorduk arkadaşlar. Demek ki kalanımız 1'miş. Evet değerli öğrencilerim böylelikle testlerimizi bitirdik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.